demiştim. Evet, hala kadını erkeği eşit Türkiye'yi yaratmak için adayım. Ama önce sosyal demokrasi. Önce Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olmalı ki ondan sonra kadını erkeği eşit Türkiye yaratma mücadelesine geçmeli. Ben haddimi bildim. Ben dersimi aldım. Şimdi o kadar koşuyorum ki, o kadar çalışıyorum ki arkadaşlarım da söylesinler. Gece gündüz durmaksızın, sıcak soğuk demeksizin. Biliyorum artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar etme gibi bir sorumluluğumuz var. Ben önce diyorum gelin Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar edelim. Sonra kadını erkeği eşit Türkiye yaratmak için mücadele verelim. Onun için burada hemcinslerime çok görev düşüyor. Görevlerimiz çok ağır. Biz kadınlar alışmışız çok ağır yükler yüklenmeye. Ama biliyorum ki her yerde kadın eli olmalı, mutlaka olmalı. Kadının elinin olmadığı yerde düzen olmuyor. Kadının elinin olmadığı yerde güzellik olmuyor. Kadının olmadığı yerde sevgi de olmuyor. Hani erkek arkadaşlarım belki bana kızacaklar. Bizler sevgisiziz, sevgisiz miyiz diyecekler. Hayır, estağfurullah, öyle bir şey demek istemiyorum. Ama ana sevgisi, kadın sevgisi farklı bir sevgi. Onu bilenler bilir, onu ana olanlar bilir. Başka kimse bilemez o kadar. Evet arkadaşlar, çok değerli arkadaşlarım. Bize bu toplantıyı sağladığınız için önce size minnettarım demek isterdim. Ama hemen kendimi sorulardan buldum. Ve bir de birdenbire atlamak zorunda kaldım. Çünkü biz biliyorsunuz kadınlara atlamazsak veya hakkımız demezse hak verilmez. Alın, hak aldım yani. Sizlerden özür dilerim. Ama dün gelirken İstahiye'den geliyoruz. Orada arkadaşlarım belki Hasan Bey siz de vardınız otobüste. Ve Mustafa Bey, devlet bakanımız, milletvekilimiz şu anda aramızdan ayrıldı. O dedi ki Meryem Hanım dedi, bunu dedi ilk kadın toplantısına mutlaka anlat. Akşam da Karataş'ta herkeslerimle böyle kucaklaştık. Onlara da anlattım. Kadınlar şenekleri, onun şeneklerini omuzlarına atmışlar arkadaşlar. Ben otobüsten bay bay ediyorum her cinslerime. Kadınları görüyorum ya, onlara bay bay ediyorum. Sevinsinler, bakın desinler işte Cumhuriyet Halk Partili kadınlar. Bize desinler, selam verdi desinler diye. Yavrum benim, canlarım benim. Bir elleriyle şenekleri tutuyorlar, bir elleriyle bay bay ediyorlar. Ama çok özür dilerim erkek arkadaşlarımdan. Bir de baktık ki yanlarındaki oğullarımı, eşlerimi, her kimse onların sigaralarını tellendire gidiyorlar. Yani adaletsizlik ta bir zamandan başlamış. Biz işte dedim ya, hem Cumhuriyet Halk Partisi iktidar edeceğiz, çaremiz yok. Ondan sonra da işimiz zor. Kadını erkeği eşit Türkiye yaratacağız. Gerçekten diyorum. Önceden söylemlerinde şunu derdim. Biz kadın olarak nüfusumuz erkeklerden daha fazla. Öyle değil mi arkadaşlar? %52. Oy şeyimizde, oranımız da onlardan daha fazla değil mi? Hep şunu demişimdir. Oranımız kadar yani kadınların oy oranı kadar toplumun her kademesinde, sadece mecliste değil, toplumun her kademesinde bizler gelin temsil edelim. Hangi kademe olursa olsun. İster siyasi, ister farklı toplumun diğer kademelerinde. Ama egemeniz toplamda bunu yapmamız mümkün değil. Mecliste 181 milletvekili çıkartamazsak karar mekanizmalarında oy sahibi, hak sahibi olamıyoruz diyorsunuz. Evet. Bu tabloda hiç açıcı değil. Partiler bana göre sınıfta kaldılar yani. Kadınlar yanında. Şimdi partiler evet sınıfta kaldı. Kaldı tabii. Şimdi ben benim oy verdiğim senelerde CHP Partisi, ben Cumhurbaşkanı'nın yanına randevu alıp gidebiliyorum. Biz bir tek ulusal uyanış ve dayanışma platformu üyesiyiz. Bu Sema Kendirci hanımefendi var. Türk Kadınlar Birliği Başkanı ve arkasında 87 dernek var platform olarak. Bir tek üyemizi bile koymuyor. Biz 3 saat gittik. Bir oy verdiğimiz Deniz Baykal veya Önder Sav'la görüşemedik. Biz Cumhurbaşkanımıza rahatlıkla randevu alıp çıkıyoruz. Bir parti başkanına çıkmıyor. Demek ki bizim oylarımıza ihtiyaçları yok diye. Ama onlar biliyorlar ki ben istesem de istemesem de CHP'ye oy vereceğim. Bana gerek yok diye düşünüyorlar diyorum. Ben aynı zamanda Kadınlar Birliği Dayanışma Derneği Başkanıyım. Ankara'dan geldim. Burada Layık Düşünce Yaşatma Derneği kuruldu. Onun toplantısına bir bilgilendirme toplantısı olarak katıldım. Ve
ben bu adaylar açıldıktan sonra çok üzgünüm. Yani bir şevkimiz kayboldu. Çalışacağımız arkadaşlar yok. Ben bir sivil toplum örgütlerine bir yüz kontenjanı tanınsın diye düşünüyorum. Peki izin verir misiniz? Zeynep Hanım, sadece bir söylemek istiyorum. Tamam. Elbette biz yani bu ülkede kadın erkek ayrımını çok da yaşamak istemiyoruz. Yani kadının hak ettiği yerde olması bizim ortak düşüncemiz de siyaset amaçlarımızdan bir tanesi de o. Ama şunu sorabilirim. Yani bizim partimizde kadın adaylarımızın yanında onlara ön seçimde, çünkü bu atama olmadı, ön seçimde geldi. Kaç tane kadın kuruluşu, kaç tane kadın derneğimiz bu kadınlarımıza, kadın adaylarımıza yardımcı oldu, destek oldu. Ay pardon, ben ulusal uyanış... Yani kendi meselemde sahip çıkmanı ay, dayanışma dilerim. Ve ben 9 ile dolaştım, çok evet. Yorulmama rağmen bizim bu düzenlediğimiz aday arkadaşlar olmadı, bitimdeki arkadaşları koyduk. Size özel değil bu. Yani toplumdaki meselelere hep birlikte sahip çıkmalıyız, duyarlı olmalıyız. Anlamadım.